Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı ile ilgili derli toplu düzenli videolar çekmeye devam ediyoruz. Tüm modüllerimizin konu anlatımlarını tamamladık. Ardından tüm modüllerimizle ilgili sırayla deneme sınavlarını çözdük. Ve son modülümüz baş öğretmenlik sınavı ile 12. modül bilişsel düşünme becerileri ve ilgili denememizi çözeceğiz. Bu denemeden sonra artık genel denemelere geçeceğiz. Kanalımızda eksik olduğunuz, anlamadığınız modüllerimizi dinleyerek o modüllerle ilgili özel denemeleri çözerek kendimizi geliştirebiliriz. Kanalımızda baş öğretmenlik, uzman öğretmenlik oynatma listesine girdiğimiz zaman tüm eksiklerimizi kapatacağımız düzenli bir çalışmayı sizlerin istifadesine sunduk. Sizler de diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu sınavda başarılı olabilmeleri için en az bir grupta bu paylaşımları paylaşmanızı sizlerden rica ediyor. Başlıyoruz şimdi 12. modülümüzü çözmeye. Birinci sorumuz. Yukarıdaki paragrafta ne anlatılmıştır? Okuyalım. Kimi araştırmacılar yaratıcılığı zekanın bir parçası, kimileri ise zekayı yaratıcılığın bir parçası olarak görürken, kimileri iki yapı arasında bir ilişki öngörmemişlerdir. Yaratıcılık ve zeka çok farklı düşünme süreçlerini ve becerilerini kapsayabilir. Ancak zeka her türlü yaratıcılıkta az ya da çok gereklidir. Ne anlatılıyor burada? Zeka ile yaratıcılık ilişkisi, yaratıcılık bilinmezdir, yaratıcılık bilinç dışıdır, yaratıcılık öğretilemez, yaratıcılığın farkındalığı. Evet, burada A şıkkımız değil mi? Zeka ile yaratıcılığın ilişkisinden bahsedilmiş. İkinci sorumuz. Yukarıdaki paragrafta yaratıcılık ilgi anlatılan mit nedir diyor. Bilinen bir şey kısmen de olsa ölçülebilir. Bireyin yaratıcı düşünme kapasitesini doğrudan ölçemeyiz. Ancak bireyin ortaya koyduğu ürünler ve çözdüğü problemler yolu dolaylı olarak ölçebiliriz. Diğer yandan yaratıcılığa yol açan mekanizmaları ve becerileri biliyorsak, bireylerin yaratıcılıklarını da eğitimlerle ve çevre değişimleriyle büyük ölçüde geliştirebiliriz. Evet, burada ne anlatılıyor? Zeka ile yaratıcının ilişkisi, yaratıcılık bir bilinmezdir, yaratıcılık bilinç dışıdır, yaratıcılık öğretilemez, yaratıcılığın farkındalığı. Evet, burada da değerli arkadaşlar, yaratıcılık bir bilinmezdir maddesini açıklamışız. Üçüncü sorumuz. Freud'un psikanalist yaklaşımından beslenen bu mite göre yaratıcılık bireyin bilinçli eylemi olmaktan çok bilinçsizlik mekanizmalarının bazen de bilinçaltının doğurduğu bir gerçektir. Yaratıcılık ile bireyin bilinç dışında olma durumu arasında doğrudan bir bağlantı oluşturulur. Bu mitin karşıtı ise yaratıcılık bireyin bilinçli eylemleri ve davranışlarıyla ortaya çıkar düşüncesidir. Gerçekte de yaratıcı üretken bireylerin ve dehaların yaşamları incelendiğinde buluşlarının bir kısmında aha deneyimi yaşamış olsalar da çoğunun buluşlarının arkasında uzun yıllar kapsayan bilinçli çalışmalar yatmaktadır. Öyleyse yaratıcılığın bireyin bilinçli eylemlerine dayandığı ama zaman zaman bilinçaltından beslendiği söylenebiliyor. Ne anlatılıyor burada? Zeka ile yaratıcılığın ilişkisi, yaratıcılık bir bilinmezdir, yaratıcılık bilinç dışıdır, yaratıcılık öğretilemez, yaratıcılığın farkındalığı. Evet sevgili arkadaşlar, üçüncü sorumuzun cevabı da Ceyhan, yaratıcılık bilinç dışıdır. Dördüncü sorumuz. Yine yukarıdaki paragrafta yaratıcılık ile ilgili anlatılan mit soruluyor. Freud'un psikanalist yaklaşımından beslenen bu mite göre yaratıcılık bireyin bilinçli eylemi olmaktan çok bilinçsizlik mekanizmalarının bazında aynı sorumuz geldi. Pardon, devam edelim. Beşinci sorumuz. Yukarıdakilerden kaç tanesi yaratıcı bireyin özellikleri arasında gösterilemez? Orijinallik, yüksek zeka, yaratıcılık farkındalığı, mantıksal düşünen, sıra dışı düşünen, sorgulayıcı, bilgili, tecrübeli, bağımsız karar veren, risk alan, enerjik, meraklı, espritüel, bilinmeyene karşı ilgi, hayal gücü geniş, sanatsal, açık görüşlü, yalnız olma ihtiyacı, sezgisel, duygusal, etik. Evet, bu sorularımız öğretici mahiyette olduğu için buradakilerin tamamı değerli arkadaşlar yaratıcı bireyin özellikleri arasında gösterilir. Cevabımız bu nedenle Adana. Altıncı sorumuzla devam edelim. Fikirlerle dolu, düşüncelerinde esnek, normları ve varsayımları sorgulayan, algısal ket vurmalardan sakınan, hayal kuran, yeni açılardan gören, olasılığa dikkat eden, yukarıda anlatılan yaratıcı kişilerin hangi özelliğidir bu? Orijinallik, yüksek zeka, yaratıcılık farkındalığı, mantıksal düşünen, sıra dışı düşünen. Evet, burada bakın
algısal ketonuna sakın hayal kuran, yeni açılardan görene ne diyoruz? Yeni bir açıdan gördüğü için ona orijinal diyoruz. Orijinal fikir getirdi diyoruz. Cevabımız Adana. Yukarıdaki paragrafta yaratıcılıkla ilgili anlatılan mit soruluyor. Sıra dışı veya ruh sağlığı bozuk dehaların yaşamları toplum üzerinde ön yargılar oluşturarak yaratıcı kişiler hakkında yanlış genellemeler oluşturmalarına neden olabilmektedir. Bu tür yanlış algıların oluşumunda medyanın kuşkusuz payı çok yüksektir. Sonuç olarak dehaların bazılarında ruh sağlığı sorunlarının olduğunu ancak bazılarının delilik sınırları içine girmediğini ve dehaların yaşadıkları ruhsal sorunların bütün yaratıcı bireylere genellenemeyeceğini söyleyebiliriz. Evet, burada yaratıcılıkla ilgili neyden bahsediyor? Her yaratıcı biraz delidir. Yaratıcılık bir bilinmezdir. Yaratıcılık bilinç dışıdır. Yaratıcılık öğretilemez. Yaratıcılık farkındalığı. Evet, burada ne diyoruz? Her yaratıcı biraz delidir. Cevap Adana. 8. Kendine güvenen, bireysel ve farklı olmaktan çekinmeyen, kendi kurallarını oluşturan, statükoya karşı öz denetimci, bağımsız karar alan. Yukarıda anlatılan yaratıcı kişi hangisidir? Risk alan, enerjik, meraklı, espritüel, bağımsız karar veren. Evet, 8. sorumuzun cevabını sizlerden bekliyoruz. Yorumlara 8. soru etiketiyle yazalım. Doğru verenleri beğeneceğiz. 8. sorunun cevabı sizde. 9. Düşüncelerinde liberal, yeni fikirleri kabul edici, yeni tecrübeleri açık, başka fikirleri açık, kararlarında esnek. Yukarıda anlatılan yaratıcı kişilerin hangi özelliğidir? Hayal gücü geniş, sanatsal, açık görüşlü, yalnız olma ihtiyacı sezgisel. Evet, burada ne var? Yeni fikirleri kabul ediyorsa o nedir? Açık görüşlüdür. Cevabımız Ceyhan. 10. sorumuz. Problem bulmada iyi, ilişkileri ve çıkarımları gören, gözlemci, bütün duyguları kullanan, ayrıntılara ve örüntülere karşı yüksek duyarlılık. Yukarıda anlatılan yaratıcı kişilerin hangi özelliğidir? Hayal gücü geniş, sanatsal, sezgisel, yalnız olma ihtiyacı, açık görüşlü. Burada ne vardır? Evet, gören, gözlemci, bütün duyuları kullanan, ayrıntılara bakıyorsa o nedir? Sezgiseldir değerli arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 11. Eldeki bilgileri toparlayarak herhangi bir konudaki test edilebilir olguyla alakalı çözüm üretebilmek, nihayete erdirebilmek için problemi ya da soruyu ifade etmeyi hedefleyen araştırmalara ne denir? Eldeki bilgileri toparlayıp eleştirel düşünme, sezgisel düşünme, duygusal düşünme, bilinçli düşünme, sıra dışı düşünme. Evet, burada ne yapıyoruz? Eleştirel düşünüyoruz. Cevabımız Adana. 12. sorumuz. Eleştirel düşünmenin özellikleri ilgili hangisi yanlış verilmiş? A. Doğrusal olmadığından tasarıya göre ilerlemez. B. Çok yönlü yönelimlerin hakim olduğu bir süreç olduğundan eleştirel düşünmenin anlaşılması için farklı görüşlere ihtiyaç duyulmaktadır. C. Her bir çözümün olumlu ve olumsuz yönleri olabildiğinden alternatif çözümler oluşturabilmeyi gerektirir. D. Problemin belirli olan öğelerine hoşgörü olmayı gerektirir. E. Bireyin kendi zihinsel süreçleri üzerine düşünerek onları örgütlemesidir. Evet, 12. sorumuzun cevabı hangisi oluyor? Denizli, problemin belirli olan öğelerine hoşgörülü olmayı gerektirir maddesi yanlış. 13. Eleştirel düşünen bireyin bilgisizlik hakkında bilgi edinmesidir. Kişinin ben merkezciliğinin kendini aldatması durumlarında hassasiyet göstermesini de içeren, kendi bilgisinin sınırının farkında olması durumunda durum olarak tanımlanan özelliğine ne diyoruz? Entelektüel alçakgönüllü, entelektüel cesaret, entelektüel empati, entelektüel dürüstlük, entelektüel azim. Burada sevgili arkadaşlar, Adana niçin? Çünkü bireyin bilgisi hakkındaki bilgi edinmesi. Yani kişinin ben merkezciliğine kendi aldatması durumunda hassasiyet göstermesi. Yani orada ne yapıyor? Alçak gönüllülük yapıyor. Cevap Adana. 14. Karmaşıklık ve hayal kırıklığıyla çalışma. Entelektüel bir iş üzerinde çalışırken karşılaşılan engellere ve karmaşıklıklara rağmen çalışmayı sürdürme olarak tanımlanan durum nedir? Entelektüel dürüstlük, entelektüel azim, akıl yürütmeye güvenme, entelektüel özellik, entelektüel tarafsızlık. Ne yapıyor? Bakın, gayret ile, azimle devam ediyor. Ona Bursa entelektüel azim diyoruz. 15. İnsanın kendi duygularına veya hak edilmiş çıkarlarına bakmaksızın veya insanın arkadaşlarının duygularına veya hak edilmiş çıkarlarına, toplumuna, milliyete ne bakılmaksızın
tüm görüşlere aynı davranma ihtiyacının arzu ve bilincine ne diyoruz? Akıl yürütmeye güvenme, entelektüel özellik, entelektüel tarafsızlık, entelektüel merak, sistematiklik. Evet, burada da cevabımız Ceyhan değil mi? Tarafsızlık diyoruz. 16. Farklı çözüm yolları bulmak için faydalanılan bir karar verme tekniğidir. Katılımcılar mümkün olduğu kadar çok fikir üretirler. Üretilen her çözüm önerisi diğer grup üyelerinin yeni düşünceler üretmesini sağlar. Karar verirken kullanılan bu tekniğe ne diyoruz? Beyin fırtınası, karar ağacı, gerçeği arama, mantıklı karar verme tarzı, sezgisel karar verme tarzı. Evet, buna da ne yapıyoruz? Çözümler üretiliyor. Yani beyin fırtınası yapıyoruz. Cevabımız Adana. 17. Sınıflandırma ve tahmin etmede kullanılan önemli veri madenciliğin teknikleri arasında yer almaktadır. Bu teknikle kuralların elde edilmesi kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Böylece kararın sonuçlarını tahmin etmek kolaylaşmaktadır. Karar verirken kullanılan bu tekniğe ne diyoruz? Beyin fırtınası, sezgisel karar verme tarzı, gerçeği arama, mantıklı karar verme tarzı, karar ağacı. Evet, burada da ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Karar ağacından bahsettik. Cevabımız Edirne. 18. Duygulara ve dürtülere dayanmaktadır. Sezgi, bireyi doğrudan doğruya eyleme geçmeye zorlayan güçlü dürtü olarak tanımlanmaktadır. İlk defa karşılaştığı bir durumda olası seçenek ve sonuçları değerlendirmeden hemen bir işe kalkışan insanlara tanık olmuşsunuzdur. Bu kişiler genelde karşılaştıkları olaydaki belirsizlikten rahatsız olurlar ve bu nedenle bir an önce sonuca ulaşmak isterler. Akıllarına ilk gelen fikirle veya duygularıyla fazla zaman harcamadan harekete geçerler. Ancak bu durum genelde yeterli düzeyde değerlendirme yapmalarına engel olduğu için verilecek kararların yanlış olma ihtimali yüksektir. Bu tarz karar vermeye ne diyoruz? Beyin fırtınası, mantıklı karar verme tarzı, gerçeği arama, sezgisel karar verme tarzı, karar ağacı. Evet sevgili arkadaşlar, burada da ne var? Sezgisel karar verme var değil mi? O yüzden cevabımız Denizli. 19 yapalım. Verilen kararlardan memnun kalmama, verdiği kararı değiştirmeyle devam eden bir süreçtir. Bu durumda kişi karar verme sürecini tamamlamakta zorluk çekmekte ve değerlendirmelerini yapmış olsa bile bir süre sonra tekrar başa dönmektedir. Bu bilgilerden hareketle karar verme stilini bireyin yeni bir durum karşısında nasıl harekete geçeceğini belirlediği yol olduğu anlaşılmaktadır. Bu duruma ne denir? Kararsızlık, mantıklı karar verme tarzı, gerçeği arama, sezgisel karar verme tarzı, karar ağacı. Evet, burada ne yapıyoruz? 19. sorumuz Adana, kararsızlık. 20. Karar verme adımları ile ilgili verilenlerden kaç tanesi doğrudur? 1. Problemi belirleme kriterleri belirlemek. 2. Kriterlerin ağırlığı. 3. Alternatif üretmek. 4. Her bir alternatifi her bir kritere göre derecelendirme. 5. En uygun kararı hesaplamak. Evet, burada tamamı karar vermede doğrudur. Cevabımız Edirne. 21. Dış dünyadan toplanan bilgiler elektrik sinyallerine beyin ulaşır ve duyu haline gelir. Gelen duyular biz farkında olmadan beynimiz algıya çevirir. Bu bir tür örgütlemedir. Çünkü duyu organlar yoluyla toplanan bilgiler parça parça veya grup halindedir. Yukarıda anlatılan tanım nedir? Karar ağacı, mantıklı karar verme tarzı, gerçeği arama, sezgisel karar verme tarzı, algı. Evet, burada algıdan bahsettik. Cevap Edirne. 22. Kendisine sunulan nesneleri teşhis edememesi, tabağındaki yiyeceğin ne olduğunu tadına bakana kadar bilememesi durumuna ne diyoruz? Algı, tanıma bozukluğu, gerçeği arama, mutlak eşik, dikkat. Evet, burada tanıma bozukluğu var değil mi? Cevabımız Bursa. 23. Bireyin uyarılabildiği en ufak uyarıcı şiddetine ne denir? Algı, tanıma bozukluğu, gerçeği tanıma, gerçeği arama, mutlak eşik, dikkat. Evet, burada da mutlak eşikten bahsettik. Bireyin uyarabildiği en ufak uyarıcıdır. Mutlak eşik. Şimdi yukarıda verilenlerden kaç tanesi algı yasalarıdır diyor. Şekil, zemin, benzerlik, tamamlama, yakınlık, basitlik, süreklilik. Evet sevgili arkadaşlar, 6 tane algı yasası vardı. Tamamı algı yasasıdır. Cevabımız 24'te Edirne. Şimdi sırasıyla onlarla ilgili sorular çözelim. Neymiş bunlar? Yukarıdaki şekildeki resimde ne görüyorsunuz? Birbirine bakan iki yüz mü? Yoksa bir kupa mı? Orta kısımda geriye doğru bakan genç bir kadın mı var? Yoksa yandan görünen yaşlı bir kadın mı?
Beynimiz uyarıcıları organize ederken otomatik olarak birini seçer ve onu ön planda algılar. Yukarıda anlatılan algı yasası nedir? Şekil, zemin, benzerlik, tamamlama, yakınlık, basitlik. Burada ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Şekil-zemin ilişkisini görüyoruz. Cevabımız Adana. Yukarıdaki şekildeki resimde bir grup insan modeli görürsünüz. Hepsi siyah, arada bir de gri olan dikkatinizi çekmiştir. En alt sırada siyah ve beyaz tonların sütunlar oluşturduğunu görmüş olabiliriz. Beynimiz birbirine benzeyen uyarıcıları bir grup olarak algılama eğilimindedir. Yukarıda anlatılan algı yasası nedir? Şekil, zemin, benzerlik, tamamlama, yakınlık, basitlik. Burada ne yapıyoruz? Benzerlik maddesini görüyoruz. Cevabımız Bursa. Uyarıcıları organize ederken eksik parçaları beynimiz tamamlar. Şekilde de üçgenleri ve daireleri tam olarak görürsünüz. Ortada dikenli bir top olduğunu veya altta bir gülen yüz gördüğünü söyleyebiliriz. Yukarıda anlatılan algı yasası nedir? Şekil, zemin, benzerlik, tamamlama, yakınlık, basitlik. Evet, 27. sorumuzda cevabımız sevgili arkadaşlar nedir? Tamamlamadır. Orayı tamamlıyoruz. 28. Yukarıdaki şekle baktığınızda yuvarlakların ortasında beyaz bir küp şekli görebilirsiniz. Basitlik yasasıyla beynimiz gördüklerimizi kolayca tanımlamamızı sağlar. Evet, burada hangisinden bahsediyoruz? Basitlikten bahsediyoruz. Cevabımız Edirne. 29. İnsanların nesne ya da olayları fiziksel koşullar ve özellikleri değişmesine rağmen aynı algılamana algısal değişmezlik adı verilmektedir. Nokta nokta olmasaydı uyaranların tümü çok karma karışık olurdu ve dünya içinden çıkılması zor bir karmaşa olarak karşımıza çıkardı. Boşluğa hangi kavram gelir? Algısal değişmezlik, algıda benzerlik, algıda seçicilik, algıda yanılmazlık, algıda bozukluk. Evet değerli arkadaşlar, 29. sorumuzda da algısal değişmezlikten bahsettik. 30. sorumuz, nokta nokta parlak ya da aşırı derecede uzun değişken desenlere adapte uyaranlarda göz veya beyin üzerinde aşırı uyarım etkisi olduğu tahmin edilmektedir. Yukarıdaki boşluğa hangi kavram gelir? Algısal değişmezlik, algıda benzerlik, algıda seçicilik, illüzyon, algı yanılması, algısal bozukluk. Evet, burada da illüzyon, algı yanılmasından bahsediyor. 31. Sosyal algı ile algı arasındaki farklardan hangisi yanlış verilmiştir? Bir nesneyi algılamakla bir insanı algılamak farklıdır. Çünkü bir insana baktığımızda onun sadece fiziksel olarak neye benzediğini değil, onun kişiliğini de görmek isteriz. B. Bir nesne sizin onu gözlemlediğinizin farkında değildir ama insanlar farkındadır. Dolayısıyla kendisini farklı gösterebilir. C. İnsanların nesnelerle duygusal ilişkileri yoktur ama insanların birbiriyle vardır. Dolayısıyla bir kişi size derdinizi sorduğunuzda yakınsanız bile başka, uzaksanız başka algılar. Kişi aynı davranışı kendisi veya başkalarının yapmasına göre tamamen aynı algılayabilir. Bir davranışın sonuçları sizi etkiliyorsa, o kişiyi farklı etkilemiyorsa farklı algılayabilirsiniz. Evet, 31'de de cevabımız Denizli maddesi. Son iki sorudayız değerli arkadaşlar. Biraz daha sabır. Çevreden gelen bilgileri ham haliyle birkaç saniye süre aralığında tutan başlangıç sürecidir. Bilinç dışı ve otomatiktir. Kapasitesi sınırsızdır. Duyduğunuz ya da gördüğünüz bir telefon numarasını ancak birkaç saniye hatırlarsınız. Tekrar etmediğinizde bu numara birkaç saniye içinde belleğinizden silinir. Yukarıdaki özellikler anlatan bellek hangisi? Anlık, kısa süreli, uzun süreli, açık bellek, ifade eden bellek. Evet, nedir burası? Anlık belleğin işleyişinden bahsetti. Son sorumuz 33. Eski öğrendiğimiz bilgiyle yenisi birbiriyle çeliştiğinde yeni öğrenmenin olumsuz etkilemesine ne denir? Kodlama, ileriye ket vurma, geriye ket vurma, tekrar zihin haritası. Buna da ne diyoruz? İleriye ket vurma diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, böylece tüm modüllerimizi tamamlamış olduk. Eksiğiniz olduğu modülleri tekrar dinleyip izleyebilirsiniz. Denemelerde görüşünceye kadar hepinize şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyoruz.